Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Parti'den Sayın Turgut Altınok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Eyvallah. Çok da sevgili, çok sevgili meslektaşım Aslı Şafak. Kendisi şu anda bir konserde, konseri yeni bitti. Birazdan aramızda olacak Sinan Akçıl. Onu geldiğinde alkışlarız. Şimdi efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sohbet edeceğiz. Evet. Daha önce herhalde böyle bir formatta bir yayına katılmadınız. Katılmadım. Katılmadınız. Gençler de sorularını soracaklar. Tabii. Çok siyaset konuşmayacağız açıkçası. Yani bizim muradımız o. Tabii. Projeler falan istemiyoruz. Eyvallah. Keçiörene bağlanan konular istemiyoruz. Keçiörene bağlanan konular istemiyoruz. Tüm konuları Keçiörene bağlandığı bir program istemiyoruz. Sizi tanımak istiyoruz. Tabii ki. Ve şöyle oldu. Ben ailenizi aradım gelmeden önce. Evlatlarınıza dedim ki ya ne konuşabiliriz dedim. Sayın Altınok'la böyle eğlenceli ne anlatır bize dedim. Telefonda böyle derin bir sessizlik oldu. Uzun sürdü. Sessizlik. Sonra sohbet ettik içeride. Aslında o kadar da yani böyle sıkılacağımız bir şey olmayacağını fark ettim ben. Sayın Ömer Çelik'in yayını izlemiş miydiniz bilmiyorum. İzlemedim. İzlemediniz mi? Ömer Çelik'in yayında kendisine sormuştum. Size de sorayım. Yaşamınız içerisinde sizinle sohbet eden insanlar açısından böyle sıkıcı biri misiniz? Gergin biri misiniz yoksa muhabbet sever misiniz? Bana değil de karşı tarafa sormak lazım da. Siz şöyle, kendinizi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şöyle, yani keyifli biri misiniz? Bey, şöyle, bana göre keyifli birisiyim tabii. Bir de açık sözlüyümdür onu söyleyeyim. Öyle mi? Oo yani ne varsa burada. Eyvallah. Kalpteki dilledir. Şimdi gençlerimiz burada. Benim en yakın arkadaşlarım gençler ve çocuklardır. Çocukları dinlerim, gençleri dinlerim. Her gün sokaklarda, yollarda, okulları gezerim. Hiç ihmal etmem. Her eğitim, öğretim yılında, sezonunda çocuklarımız okula girelim. Bir sevgi okyanusu, bir dalga gibi beni bir tarafa alıp götürürler. Beni bir o tarafa alıp götürür. Öyle olunca en çok keyif aldığım programlar çocuklar, gençler, engelliler ve yaşlılardır. Öyle olunca sokakta gençlerimizle muhabbetimiz iyidir. Çocukları dinlerim. Torunlara karşı çok toleranslıymışsınız. Doğru mu? Doğrudur. Şöyle, Akif Bey şöyle. Allah inşallah size de torun nasip etsin. Amin inşallah. Torun çok tatlı oluyor. Daha doğrusu rahmetli baba bizim, ataerkil bir babaydı, çok disiplinli. Ama baktım torunlarda o disiplin gitti. Her gün torunlara mutlaka bir şey alır götürürdü her gün. Ben de bir gün işim vardı, dedim ki yani bugün almasak olur mu dedim, yani bu olur mu derken bile şey böyle çok efendim alçak bir sesle dedi ki torunlar beni bekliyor. Torun sevgisini torunun olursa anlarsın dedi bana. Ben dedim ki yani hani oğlun kızın evlenen ama torun biraz daha ikinci kuşak. Evlattan oluyor. Daha mı fazla seviliyor? Şöyle torun olduktan sonra anladım. Torun sevgisi çocuk sevgisinden daha baskın. Yani o da bir çocuk ama. İziyordur çocuklarınız bak. Şöyle yani. Amenna. Şimdi bana diyorlar ki. Evet öneceksiniz. Bana diyorlar ki baba bize bunları yaptın mı? Ben şimdi öyle ki onlara sırtımı alırım. 3 tane maşallah. Eşek oluruz, o oluruz, bu oluruz var falan. Diyor ki ya bizden böyle bir kalem var mı? Yaptınız mı çocuklara? Maalesef olmadı. Neden? Ben gerçi. Ya şöyle tabii genç yaşta bizim hayat çok genç başladı. Dolayısıyla hadi evlendiniz, hayattır, odur, budur. Sonra tabii ben 22 yaşında ilçe başkanı oldum. 24 yaşında il başkanı oldum. Çok 20, erken değil mi? 27 yaşında genel sekreter yardımcılığı görevinde bulundum. 30 yaşında da belediye başkanı olduk. Olunca aldığım her görevi de bir hakkıyla yaptığıma inanıyorum. Aldığım her görevi. Çok mu erken başladınız hayata? Askere de 16 yaşında gitmişsiniz. Şöyle mesela. 15 yaşında cezaevi var bir kere, siyasi tabii. 15 yaşında cezaevi. Lise 1'e giderken tabii.
Daha sonra rahmetli baba yine bir efendim işte veya bir tevkif oldu bana filan. Sonra savcı bizi bıraktı. Memleket Ankara, Bala, Bala ilçesi. Beni aldılar, Bala'ya götürdüler. Bir günde 6 yaş birden yaşım büyütüldü. Aileniz yapıyor bunu. Babanız? Baba aldı bizi, amcalar da vardı. Korumak için mi yapıyor yani? Yani şöyle, biz babayı yıllar sonra anladık ne demek istediğini. O zaman anlayamadık ama biz yıllar sonra bana dedi ki, anlatayım onları da. Tabii ki anlatmışsınız ya, sohbet ediyoruz. Bana şunu söyledi, yani gençler, tabii gençler için de bir tecrübe. İnşallah bir daha Türkiye o zamanları yaşamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askeri var, polisi var, hakimi var, savcısı var. Yeri geldiği zaman tokatı vurur, herkesi oturtturur ve hesabını sorar. Sen devletten büyük müsün diye bana bir şey söyledi o zaman. Yani devlet. O zaman tabii sokak olaylarının tabii, çok yoğun oldu. Herkesin kendi hesabını kendi gördü. En hızlı olduğu dönem. Öyle olunca bir günde Bala'ya gittik. Bir günde 6 yaşım büyütüldü. Aynı gün işte askere giderken işte sürüsümü verdiler. Ve doğru Sivas'a 15 yaşında asker oldum. 15 yaşında askerlik. Hakikaten enteresan. Yani, aslı Ankaralı bu arada. Evet. İlk seçildiği günü biliyorum ben. Turgut Altınoğlu mu? Bey'in tabii. 94. 27 Mart 94 seçimleri. 30 yıl. Vay be, ben 9 yaşındaydım arkadaşlar. 30. Ya şimdi ben bu durumda ne yapmalıyım? Yani burada Aleni ben 9 yaşındaydım dedi. Ben şu anda ne yapmalıyım? Hayır, gerçekten sana demedim ben. Ne yapayım başkanım şu anda? Yani, stajyer dedim yani, muhtemelen. Yani aslanım siz de tabii stajyer olabilir yani o zaman. Bilmiyorum maşallah, artık. Maşallah öyle. Yani ya evet. Aslı Şafak hiç bir yaş gösteren bir biri mi arkadaşlar gerçekten? Ya yaş ne? Değil mi? Şöyle bir Aslı Şafak'ı alkış alalım. Yoksa ben... Ama tabii hani o günden bugüne 30 yıl oldu. Şimdi 30 yıldır Keçiören Belediye Başkanı var karşımızda. 30 yıldır bu görevde duran... 20 yıl. 20 yıl evet, arada bir boşluk var ama toplamında 30 yıl önce bu göreve seçilmiş bir adam var karşımızda. Yani ikimizin de arasında. Keçiören'le özdeşleşmiş. Evet, şimdi benim aklıma da şu geliyor. Sadece Keçiören değil, belediyeciliğe de çok katkımız oldu. Yani belediyeciliğin gelişmesine... Alanın genişletilmesine, yani yeni bir belediyecilik anlayışı getirdik Türkiye'mize. Ama burada bir dakika, icraata giriyoruz. Hayır, icraat istemiyorum. Yok, icraat söylemiyorum. Hayır, gerçekleri söylüyorum. Siz sabırlı bir adamsınız değil mi? Biz çok sabırlıyım. Yani bu 94'ten bu yanaki sürece sabır, bakıldığında tabii. Siz sabırlısınız tabii. Benim gördüğüm. Sabır, çelikten bir sabır gerekiyor. Yani biz herkesi dinliyoruz, dinlemeliyiz. Herkesimi dinliyoruz, dinlemeliyiz. Öyle olunca karşı tarafı da saygıyla dinlemek lazım. Sizden talepte bulunabilir, ses tonunu yükseltebilir veya... Ben gerçekten bu arada bu kadar sakin ve şey olduğunuzu bilmiyordum. Yani değişiyor musunuz kürsüye çıktığınızda? Mesela bu şöyle, mesela Sayın Devlet Bahçeli ile böyle birebir sohbet ettiğinizde inanılmaz nezaketli birisidir. Yani çok tatlı dilli birisidir. Acayip böyle şey yaparsınız yani, siz bir anda onun nezaketinin altında ezilir hissedersiniz kendinizi. Mesela kürsüye çıktığında çok sert konuşmalar yapan birisi. Ben sizin birkaç konuşmanızı izledim. Şu an Turgut Altınok'la oturuyorum. İzlediğim Turgut Altınok başka biri gibi. Şöyle tabii. Hangisisiniz? Hepsi özüm olar. özüm olar. Özüm olar. Özüm kendim olar. Yani şudur. Devlet Bey tabii Sayın MHP Genel Başkanımız bir nezaket timsalidir. Cumhurbaşkanımız da öyledir. De tabii biz rahmetli Türkeş de öyledir. Erbakan da öyledir. Yani Ecevit de öyledir. Bunlar hep devlet adamlarıdır. Ama hepsinde bir nezaket vardır. Devlet adamlığı vardır. Ama elbette kürsüye çıktığı zaman da herkesin söyleyeceği bir sözü vardır. Başka biri mi oluyorsunuz? O nasıl oluyor? Yani başka biri olmuyorsunuz ama yani bir şeyler söyleyeceksiniz. Yani sonuçta tabii siyasetinde bir dili var. Zamana göre efendim ses tonu düşük olur, yükselir, yükseltirsiniz.
veya yükseltmeniz gereken, yürekten söylemeniz gereken, söylemek istediğiniz sözler vardır veya söylenmesi gereken sözler vardır. Öyle olunca bu kürsüde söylediği onun şahsiyetiyle ilgili, yapısıyla ilgili başka bir kanaat oluşturmaz. Oluşturmaz yani. Ama Altınok kimdir dersen, Altınok bir halk adamıdır. Halk.